Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün yenilenebilir enerji santrallerinin karlılıklarını etkileyen temel unsurları konuşmak üzere kurumsal finansman direktörümüz Reha Bey bizlerle. Hoş geldiniz Reha Bey. Hoş bulduk. Önceki videomuzda termik santrallerin karlılık analizlerinin ve birbirlerine göre avantaj ya da dezavantajlarını konuşmuştuk. Bugün yenilenebilir enerji santrallerini konuşmak istiyoruz. Öncelikle genel anlamda yenilenebilir enerji santrallerinin karlılıklarını nasıl karşılaştırıyoruz? Hatırlarsın önceki videomuzda seviyelendirilmiş elektrik maliyeti kavramından bahsetmiştik. Bu kavram belki yine burada kullanılabilir. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın yayınladığı bazı raporlar var. İçinde Türkiye olmasa da çok sayıda ülkenin değerlendirme alındığı bu raporlarda bazı veriler bize verilmiş durumda. Örneğin karasal rüzgar santrallarında 3.3 sent kilowatt saat başına bir maliyet kalemi var. Ve bu en düşük maliyet kalemi olduğunu söyleyebilirim. Karasal rüzgar santrallarını güneş santralları takip ediyor ve oradaki rakam da 4.9 sent kilowatt saat başına. Tabii bu kurumun eski raporlarıyla karşılaştırdığımızda örneğin 2010 senesindeki değerlere bakar isek eğer ve o rakamları enflasyonla 2022'ye getirdiğimizde karşımıza çıkan rakamlar karasal rüzgar santralları için 10.7 sent kilowatt saat başına, güneş santralleri için ise 44.5 sent yine kilowatt başına. Bu rakamlar aslında biz hep daha önceden de bahsettiğimiz teknolojik gelişmelerle beraber maliyetlerin nasıl düştüğünü rakamsal gösteren bir unsur. Yüzdesel olarak işte rüzgar santrallarının %69, güneş santrallarında ise %89'luk bir iskonto olduğunu görüyoruz maliyetlerde. Sonuç olarak aslında yatırımcıların bir analiz yapmak istiyorlarsa her bir santral ya da her bir proje ile ilgili daha detaylı bakıp ona özgü bazı analizler yapması gerekiyor. Dolayısıyla kavramsal olarak onları ayrı ayrı tartışmak gerekiyor. O zaman her bir segment için ayrı ayrı değerlendirmenizi almak istiyoruz. Karlılık analizi yaparken yatırımcıların hangi parametrelere dikkat etmesi gerekir? Bu santral tiplerinin avantaj ya da dezavantajları nelerdir? İsterseniz ilk olarak rüzgar santralleri için görüşlerinizi alalım. Ülkemizde oldukça hani popüler olan bir yatırım segmenti. Tabii kapasite kullanım oranı ya da emramadilik en önemli kavramların başına geliyor ki tüm santrallar için geçerli olan bir konu bu. Ülkemizdeki rüzgar santrallara baktığımızda yani benim incelediğim projeleri de dikkate alarak genelde %28-29'lardan başlayıp %40'lar seviyesine kadar çıkan bir bant aralığında kapasite kullanım oranında olduğunu görüyoruz. Rüzgar santrallarında ki yani birim yatırım maliyeti diye bakıldığında güneş santrallarından ve daha pahalı olmakla beraber birim yatırım maliyetinin hidroelektrik santrallardan ve jeotermal santrallardan ise daha düşük olduğunu hani söyleyebiliriz. Maliyetlere geldiğimizde ise tüm segmentler için geçerli olan sistem bağlantı bedeli gideri önemli bir gider kalemidir. Artı aynı zamanda bakım onarım giderleri burada dikkate almak gerekir. Bakım onarım giderleri açısından bakıldığında da güneş santrallarından, hidroelektrik santrallarından daha yüksek bakım onarım gideri olur. Yine megawatt başına rüzgar santrallarında ama jeotermal santrallardan daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Hidroelektrik santralleri dediniz. Onun için de görüşlerinizi alabilir miyiz? Hidroelektrik santrallarla ilgili belki en önemli konu herkesin de bildiği üzere iklimlerdeki değişiklikler. Bazı dönemler daha suyun yoğun olduğu sulak yıllar ya da tam tersini kurak yıllar olabiliyor ve bu da tabii bu tarz santralların üretimlerini değiştirebiliyor ve ciddi anlamda etkileyebiliyor. Anlamda işte kurak yılların olabilmesi ve üretimlerin düşebilmesi en önemli dezavantajı. Aynı zamanda tabii öngörülebilirliği ile ilgili de bundan kaynaklı bazı sorunlar var. Ama tabii avantajları da var. Avantajlardan da bahsetmek lazım. Bir kere ekonomik ömrü çok daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Yani örnek olarak şu an 100 yaşını aşmış ama hala çalışan hidroelektrik santrallerin dünyada olduğunu söylememiz gerekli. Yani bu rüzgar santralları için 25-30 sene olduğunu vurgulayabiliriz. Bu anlamda önemli. Hidroelektrik santrallar için bulunduğu lokasyondaki su rejimi, ilgili yağış bunlar çok önemli. Örneğin kar yağışı çok önemli ve bu yağan karın yavaş yavaş düzenli olarak erimesi santralın üretim rejimini önemli yönde etkileyen bir konu. Bir yandan da tabii bu tarz hidroelektrik santrallarını belki kendi içinde bölmek lazım. Örneğin barajlı santrallar, nehir tipi ya da kanal tipi santrallar,
şeklinde. Burada baraj santralinin artı ayrı bir önemli bir avantajı var. Gerek dengeleme güç piyasasında, gerekse de yan hizmetler piyasasında ek faaliyetler göstererek önemli gelirler yaratabiliyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, toplam elektrik satışının dan yarattığı cironun %25'ler, %30'lar seviyesinde bu yan faaliyetlerle gelir yaratan santrallar olduğunu görüyoruz. Bunlar da onun diğer avantajları. Yatırım maliyeti açısından bakar isek eğer, güneş santrallarından ve rüzgar santrallarından daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama jeotermallerden genelde daha düşüktür. Yatırım süresi biraz uzun sürebilir. Özellikle ilk yatırım süresi kamulaştırmalarla ilgili sıkıntılar ya da dava süreçleri süreç uzatabilir. Buna benzer zorluklar olabilir. Burada katkı payı ödemesi varsa eğer, katkı payı ödemesi tüm lisans dönemi boyunca ödenir. Elektrik fiyatlarındaki değişime göre bir artış olur. Mesela bu rüzgarda sadece 20 senelik bir süre için ödeniyor ve tüfeğiyle olan bir artışla bu katkı payı var. Bunun gibi parametreler olduğunu söyleyebilirim. Benzer şekilde güneş santralleri için de görüşlerinizi alabiliyor muyuz? Güneş santralları aslında daha önce de konuştuk. Önümüzdeki belki 10 yılın en çok yatırım yapılacak yeni bir enerji segmenti olduğunu söyleyebilirim. Ya da en hızlı, en çok büyümenin olacağı. Neden dersek eğer, öncelikle yatırım maliyetleri görece olarak çok düşük. Çok daha hızlı bir şekilde devreye alabiliyorsunuz ve işletmesi son derece basit. Bu parametreler yatırımcılar nezdinde oldukça cazip hale getiriyor güneş santrallarını. Emrah maliyetlerine baktığımızda ise işte yaklaşık olarak %20'ler seviyesinde şu an performans gösterdiklerini söyleyebiliriz. Ve yıllara sahi zaman içerisinde arttı. Önümüzdeki dönemlerde biraz daha da artabilir. Farklı teknolojik burada unsurlar da söz konusu. Örneğin son dönemde 200'lü bir phase shield denen sistemler kullanılıyor. Böylece sadece direkt gelen güneş ışını değil, aynı zamanda yerden yansıyan güneş ışınları da kullanılabiliyor. Yani bunlar için avantajları. Peki hani dezavantajları var mı? Dezavantajlar da var. Neleri söyleyebiliriz? Öncelikle degradasyon konusu var burada. Yani her sene ekipmanın eskimesinden kaynaklı üretim kabiliyetinin düşmesi söz konusu. Yani yaklaşık %0.2 ile 0.5 arasında bir düşüş var. Dolayısıyla buradaki ekipmanların ömrü diğer santrale göre biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir dezavantaj ise şu an pek yaşamadığımız ama bu kadar çok ilgi sebebiyle yatırım artması sonucunda yaşayabileceğimiz bir dezavantaj olacak ileride. Çünkü malum güneş santrallarının üretimi güneşin olmasıyla alakalı olduğu için sistemdeki ağırlığı arttığı noktada aynı özelliğe sahip çok sayıda santralın bir anda devreye girmesi spot piyasada fiyatların aşağı yönlü düşmesine sebep olabilecek. Bu da çalıştıkları saatlerde ortalama PTF'lerin daha düşük olmasına sebep olabilecek. Bu da geleceğe dönük bir dezavantajı olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da jeotermal santralleri ve biyokütle santrallerini nasıl değerlendirdiğinizi almak isteriz. Jeotermalde daha önceden konuştuk. Bunlar hani bazük gibi çalışan santrallar. Yani burada iyi bir konfigürasyonla ve üretim yetkinliğiyle %90'larda, 95'ler oranında yıl içerisinde çalışma imkanına sahip olan santrallar ki bu son derece önemli ve en önemli avantajı da bu. Tabii dezavantaj diye bakıldığında aynı zamanda işin jeoloji bilimi ve oradaki mühendisliği de hakim olması gerekiyor. Sadece elektrik üretimiyle ilgili mühendislikin yanı sıra. O anlamda biraz daha zor bir iş. Tabii ki kaynak bulmakla alakalı. Aynı zamanda birim yatırım maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hani ne kadar derinliğe kuyu kazılacakla da alakalı olarak. Yani Türkiye'de bulunduğumuz dönem içerisinde 3 ila 4 milyon dolar arasında megawatt başına bir maliyet olduğu gerçeği var burada yatırım yapılırken. Aynı zamanda işte ortam ısısına bağlı olarak ve dizayna göre değişebilen bir iç tüketim de söz konusu. Yani %10 ila %20 bandında bir iç tüketim de var. Fabrik marjı olarak bakıldığında diğer segmentlere göre fabrik marjı daha düşük belki. Ama demin bahsettiğim o yüksek kapasite kullanım oranı ya da emrah maddelik sebebiyle megawatt başına yaratılan favökün diğer segmentlerdeki favöklerden yine megawatt başına yaratılandan daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Başka bir dikkat edilmesi gereken konu ise jeotermal işi aynı zamanda bir havza yönetim işi, yani yer altında bulunan su kaynaklarıyla ilgili. Buradaki suyun sıcaklığının minimumda 150 derece olması istenir ve bu ne kadar artarsa verimi arttırır. Yani daha yüksek sıcaklıklı kaynaklananlar görece daha avantajlıdır. Diğer bir konu da bu havzada ya da aynı lokasyona yakın yerlerde farklı tüzel kişilere ait farklı santrallar olursa eğer teknik etkileşime sebep olup tüm ilgili yatırımcılarda bir performans düşüşüne sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada daha korunaklı, daha az sayıda yatırımcının olduğu lokasyonlar
diğerlerine göre daha avantajlı. Örnek vermek gerekirse Türkiye açısından bakıldığında Aydın bölgesi bu riske karşı daha korunaklı, daha güvenliyken Manisa bölgesi bu riske daha açık olduğunu söyleyebilirim. Biyokütleye geldiğimizde ise yani biyokütlenin belki en önemli dezavantajı diğerlerinde olmayan bir ham madde maliyetiyle karşı karşıya kalması durumu. Sonuç itibariyle burada işte hayvan atıkları ya da bitki atıklarıyla onların yakılmasıyla bir hani üretim gerçekleştirilme de ya da biyogaz dersek belki çöp gazının yakılmasıyla gerçekleşmedi ki orada da belediyelerle zaten söyleşmeler yapılıyor. Burada bir ham madde maliyeti var. Aynı zamanda bu ham maddenin sürdürülebilirliği ile ilgili ve kalitesiyle ilgili bazen sorunlar çıkabiliyor. Bunlar da bu segmentin riskleri. Eğer iyi yönetilirse burada da yüksek emra maddelik oranlarıyla, kapasite kullanım oranlarıyla çalışıldığını görüyoruz. Bununla beraber yatırımcıların aynı zamanda hani yeklem sonrasındaki dönemde nasıl bir karlılık olacağını hani görmeleri gerekiyor. Burada hani lisanslı segmentte olanlar da var daha göreceli küçük. Güneş'te de olduğu gibi. Yani onları belki daha sonra konuşuruz ama yani lisanssız kategorisinde olan yatırımcılarda da özellikle yeklem dönemi bittikten sonra karlılıkların azalmasına yönelik olarak bazı mevzuatsal riskler var. Bunu da son olarak eklemek isterim. Yenilenebilir enerji santralleri konusunda segment bazında çok detaylı bilgiler verdiniz bugün de bizlere. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.